Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle haşlama usulü makarna yapacağız. Makarna da tercihimiz Ankara makarna. 5 boy ufak biberim var, 2 adet de domates var. Bunlar soslu için. Önce domatesi rendeleyerek başlıyorum. Şu şekilde domates rendem. Bunu buraya alıyorum. Tezgahımı sildikten sonra biberimi doğruyorum. Acıyı severseniz içerisine bir iki tane cin biberi doğrayabilirsiniz. Arkadaşlar, biberimi de doğradıktan sonra tencerem burada. Tenceremin içerisine çeyrek çay bardağı yağ boşaltacağım. Altını yakıyorum. Yağımı da boşalttıktan sonra biberlerimi atıyorum. Biberlerim 2 dakika kavrulduktan sonra domatesimi ekleyeceğim. Arkadaşlar, biberlerim hiç yanmadan, hiç yakmıyoruz. Bu aşamadayken domatesimi de boşaltıyorum. Birazcık da tuzunu ilave ediyorum. Makarnaya yetecek şekilde. Tekrar karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. Bu güzel bir kıvam alana kadar bekleteceğim. Ama asla suyunu tamamını çekmeyecek. Arkadaşlar, domatesimizi de kıvamı aldıktan sonra şu şekilde bir paket makarnayı ikiye kırdıktan sonra ilave ediyorum. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Şu anda bir elimde kamera olduğu için zorlanıyorum. Ben karıştırıp tekrardan açacağım. Arkadaşlar, karıştırma işlemi gerçekleşti şu anda. Bundan sonraki aşamada kaynattığımız 1 litre sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Tam 1 litre olsun, ne fazla ne az. Kesinlikle soğuk su dökmeyiniz. Soğuk su, bildiğiniz gibi, makarnada nişasta oranı olduğu için direkt bunu hamur yapar. Topaklaşır, birbirine yapışır. Biraz karıştırdıktan sonra ocağımın altını ne tam açık ne tam kısık orta yerde pişiriyoruz. Biz 8-10 dakika civarında açacağız. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar.
Arkadaşlar makarnamız pişti. Altını kapattık. Şu şekilde göstereyim. Ben salça koymadığım için rengi bu şekilde oldu. Ben direkt domatesli yaptım. Domates soslu. Ondan rengi bu şekilde. Yani salça koyarsanız normal makarna şeklinde renk olacaktır. O da sizin zevkinize kalmış bir şey. Gayet yumuşak oldu. Gayet lezzetli. Makarna kendi özünü direkt içinde bıraktı. Suyuyla beraber atmadık. Şu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu tarifi deneyebilirsiniz. Hayırlı günler dilerim.